Bu uygulamanın adı Hunt Club. Arkadaşlarını avla. Her şeyden önce onu indirmeyin. Bu bir şaka değil. O lanet oyunu indirmeye kalkışmayın. İndirmeyi bırakın, onu araştırmayın bile. Sizi uyarıyorum. Keşke her şey başlamadan önce bunları bana söyleyecek birisi olsaydı. Noel'den bir hafta önceydi. Tatil için eşyalarımı toplamaya başladığım sırada oda arkadaşım geldi ve benimle konuşmaya başladı. Ertesi sabaha kadar herkesin yurttan çıkması gerekiyordu. 2 hafta boyunca oraya geri dönmeyeceğim için hiçbir şeyi unutmadığıma emin olmaya çalışırken onu yarı dikkatle dinledim. Sonra telefonu yüzüme yapıştırdı. Görünüşe göre oynamaya başladığı yeni ve mükemmel bir alternatif gerçeklik oyununu sürekli aynı şeyleri tekrarlayarak anlatıyordu. Sanki bunu öğrenmeye çok meraklıymışım gibi. Tamam dedim ve eşyalarımı toparlamaya devam ettim. 2 gün sonra evdeyken telefonuma bakana kadar onun o uygulamayı benim için indirdiğinin farkına varmamıştım. Adı Hunt Club. Arkadaşlarını avlaydı. Ve onun görselinde bir çöp adam figürü vardı. İlk bakışta aptalca bir şey gibi göründü. Ama ailemin evinde oturmak gittikçe sıkıcı olmaya başladığında bu oyunun neden bu kadar mükemmel olduğunu görmeye karar verdim. Uygulama şu şekilde çalışıyordu. Bir hesap açıp oyuna giriş yapıyorsunuz. Bu noktada oyunun kurallarını anlatan bir öğretici başlık sizi karşılıyor. Hunt Club'da 3 tür oyuncu var. Geyikler, ayılar ve avcılar. Herkes birinci seviye geyik olarak oyuna başlıyor. Başkası tarafından avlanmaktan başarıyla kaçınarak 10. seviye geyiğe kadar ilerleyebilirsiniz. Öğretici tanıtım ilerleme sistemini şu şekilde açıklıyor. Geyikler avlanmaktan ve öldürülmekten kaçınmaya çalışırlar. Ayılar avcılar tarafından öldürülmekten kaçındığı sırada geyikleri avlamaya ve öldürmeye çalışırlar. Avcılar geyikleri ve ayıları avlarlar. Bunların yanında diğer avcıları da avlarlar. Ayı olmak için 10. seviye bir geyik olmanız gerekir. Hayatta kaldıkça seviye atlarsınız ve seviye atladıkça bir ayının veya avcının avının başarılı olabilmesi için size daha da yaklaşması gerekir. Avcı olmanız içinse 10. seviye bir ayı olmanız gerekir. Hayatta kalarak ve geyik öldürerek seviye atlarsınız ve siz seviye atladıkça avcıların avının başarılı olarak kabul edilmesi için sizi daha fazla kez öldürmeleri gerekir. Avcı olarak amacınız nihai ödüle giden yolculuğunuzda diğer herkesi geride bırakmaktır. Ayı veya avcı olarak bir av başlatmak için av haritanıza gidin ve kurbanınızı belirleyin. Ardından fiziksel olarak onlar neredeyse sizin de oraya gitmeniz gerekmektedir. Avınıza yeterince yaklaştığınızda av tamamlandı butonu çıkacak ve ona bastığınızda öldürmeyi tamamlayacaksınız. Öldürülen oyuncu 8 saat sonra yeniden canlanacak ve ceza olarak seviye kaybedecek. Temel fikir, oyunun sizi uygulama aracılığıyla diğer insanlara karşı rekabete sokması. Eğer geyikseniz, bir ayı veya bir avcı size yaklaştığında uyarılar alıyorsunuz. Bu da size kaçma fırsatı veriyor. Eğer daha yüksek seviyeli bir geyikseniz ve onların sizi öldürebilecek küçük bir yarıçapı varsa, onlar pes edene kadar iyi saklanın. Eğer ayıysanız, bölgenizdeki tüm geyikleri gösteren bir haritaya erişebilirsiniz. Avcılar size yaklaştığında uyarı alırsınız. Eğer avcıysanız, geyikleri ve ayıları görürsünüz fakat diğer avcıları göremezsiniz. Avcılar birbirlerini avlayabilmelerine rağmen herhangi bir harita veya uyarı sistemi olmadan yapmak zorundadırlar. Biraz aptalca olsa da kulağa çok eğlenceli geliyordu. Yine de bunun gibi oyunlar çok sayıda insanın oynamasıyla yaşar. Çok ilgi görmezse de ölürler. Bu oyunu daha önce oda arkadaşımın söylemesi dışında duymamıştım. Yerel yaban hayatı menüsüne gittiğimde, kasabamda 20'den fazla kişinin listelendiğini gördüm. Onlardan biri, lisedeki eski arkadaşımdı. Sonraki birkaç gün içinde oynamaya başladım. Başlarda biraz yavaş ilerlese de, eğlenceliydi. Markette neredeyse birisi tarafından yakalanıyordum. Sonra ben araba sürerken
Bir süreliğine beni takip ettiler ve onlardan kurtulmayı başardım. Belki de vazgeçmişlerdir. 2 gün sonra fast food sırasında beklerken avlandım. Henüz yemeğimi almadığım için sırayı terk ettim ve saklanmak için tuvalete gittim. Birkaç dakika içinde şirin bir liseli kız başını tuvalete uzattı ve kahkahayla telefonuna dokundu. Elimde tuttuğum telefonun titrediğini hissettim. Ekrana gözleri X harfiyle işaretlenmiş bir geyik resmi çıktı. 8 saat sonra oyuna geri döndüm. O noktada 8. seviye bir geyiktim ve Noel gününde ayı seviyesine yükseldim. Şimdi asıl oyun başlıyordu. Ertesi gün Madison'a gittim. Orada şüphelendiğim gibi şehrin dört bir yanında çok sayıda geyik vardı. Günün çoğunu onları izleyerek geçirdim ve bu bir katliamdı. En iyisi bir kafenin arkasında oturan bir adamdı. 60 yaşında olmalıydı. Ve onu öldürdüğümde yüzü pancar gibi kırmızıya döndü. Genellikle insanlara selam ya da seni yakaladım derdim. Ama ona demedim. Bana kahvesini fırlatmadan önce onu asık suratıyla bıraktım. Yeni yıl arifesinden bir gün önce üniversiteden bir çağrı aldım. Bana oda arkadaşım Tom'un öldüğünü söylediler. Herhangi bir ayrıntı veremeyeceklerini söylediler ama ertesi hafta yurda dönmeden önce öğrenmemi istemişler. Onlara hissiz bir şekilde teşekkür ettim ve telefonu kapattım. Tom en iyi arkadaşım falan değildi ama iyi bir adamdı. Onun gitmiş olması fikri imkansız gözüktü. O öğleden sonra eve gittim ve aklımı ondan çıkartmaya çalıştım. Sonraki birkaç gün boyunca Hunt Club'a dokunmadım. Sonunda ona yeniden girdiğimde 10. seviyeye ulaşacak ve avcı olacak kadar hayatta kaldığımı gördüm. Bu geyik ya da ayı olmaktan çok daha büyük bir şeydi. Ekranda diğerlerinden farklı olarak avcı olmaya hazır olup olmadığımı soran bir uyarı vardı. Gözlerimi devirerek evet'e tıkladım ve telefonu yatağa fırlattım. Ertesi gün annem kötü bir haber verdi. Liseden arkadaşım, Jackson Linder, dün gece ölü bulunmuştu. Duyduğuma göre intihar olduğunu düşünüyorlarmış ama kimse bunun hakkında emin değilmiş. Yüz ifademi gördüğünde beni rahatlatmak için bana yaklaştı ve sarıldı. Jackson öldüğü için üzgün olduğumu düşünüyordu ki öyleydim zaten. Ama tek sebebi o değildi. O, Hunt Club uygulamasını kullanan bildiğim ikinci kişiydi. Yatak odama gittim ve uygulamanın yerel vahşi yaşam bölümünü açtım. Jackson'ın isminin yanında önceden küçük bir ayı ikonu vardı. Daha birkaç gün önce ayının yerine avcıyı temsil eden çöp adam sembolü almıştı. Listeden onun ismini kontrol ettim. Şimdiki sembol ise küçük bir karikatür mezar taşıydı. Bunu gördükten sonra o uygulamayı çabucak telefonumdan sildim. İnternette bu uygulamayla ilgili bir şeyler yazan ya da konuşan birilerini aradım ama hiçbir şey yoktu. Yani kötü anlamda hiçbir şey yoktu demiyorum. Kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yoktu. Ardından sabah yaklaşık saat 1'de gözlerden uzak bir web sitesinde bir forum başlığı buldum. Gönderi insanlara oyun hakkında soru sormaya çalışan birisi tarafından bir saatten daha kısa bir süre önce paylaşılmıştı. Avcı olduklarında garip şeyler olmaya başladığını söylüyorlardı. Sanki birisi onlarla dalga geçiyormuş gibi. Ama onu asıl korkutan şey, kardeşinin bir arkadaşının o oyunu oynamaya başladıktan sonra kayıplara karışmasıydı. Gönderi o kadar uzundu ki okumayı zar zor bitirebilmiştim. Sayfayı 5 dakika sonra yenilediğimde gönderi orada değildi. Sanki hiç orada olmamış gibiydi. Geçen hafta okula döndüm. Tom'un boş yatağına her baktığımda onun öldürüldüğünü hatırlasam da hayat normale dönüyordu. Elbette hala uygulama hakkında endişeliydim. Onu silmek işi bitirmiş gibi gözüküyordu. En azından 2 gün önce saldırıya uğrayana kadar. Birileri otoparkta üstüme atıldığında geç saatteki kimya dersimden çıkıyordum. Bıçağı vardı ama onu üstümden atıp arabama koşmaya başladım. Tekrar üstüme gelmesinden korkuyordum.
Bu yüzden oradan hızla çıkmak için geri geri gittim. Polis, bunun açıkça meşru müdafaa olduğunu söyledi. Güvenlik kameraları onun bana saldırdığını ve ayağa kalkmaya çalışırken tökezleyince arabanın arkasında kaldığını gösteriyordu. Polislerin benimle işi bittikten sonra telefonuma baktım. Bunu yaptığımda oyunun ana ekranıma geri döndüğünü gördüm ve bir bildirim aldım. Onu ellerim titreyerek açtım. İlk öldürmeniz için tebrikler. Karanlık yolun kilidini açtınız. Oyunu normalde olduğu gibi geyik ve ayılara karşı oynayabilirsiniz. Bunun yanında diğer avcılara karşı da. Bu oyun gerçek ve ilerlemenin tek yolu öldürmek. Bu öldürmeniz size bir haftalık dokunulmazlık sağladı. Önümüzdeki hafta boyunca size öldüren bir avcı puan kazanamayacak. O bir haftalık süre bittikten sonra başka birisini öldürmek veya oyuna 5 kişiyi dahil etmek için 2 hafta süreniz var. Her öldürme veya 5 kişiyi oyuna sokma size bir haftalık dokunulmazlık verir. Karanlık yoldaki yolculuğunuz belirli avantajlarla birlikte gelir. Örneğin avcı arkadaşlarınız hakkında bilgiler gibi. Kontrol etmek için yeni sekmeye gidin. Bu oyunun şaka veya herhangi bir oyun olmadığını aklınızdan çıkartmayın. Kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeye çalışırsanız uygulamanın tüm kanıtları telefonunuzdan silinecek ve adınız öldürme listesine eklenecektir. Benzer şekilde yükümlülüklerinizi her 2 haftada bir yerine getirmezseniz adınız öldürme listesine girecektir. Öldürme listesine veya infaz listesine yerleştirilmek demek, diğer tüm avcıların konumunuzu her zaman görebileceği anlamına gelir. Eğer diğer avcılar sorunu çözemezse, müşteri hizmetleri departmanımızın bir üyesi nihai çözüm için sizi ziyaret edecektir. Konumunuzun ya da eylemlerinizin yalnızca telefonlarınızdan veya tabletlerinizden tespit edilmediğini unutmayın. Onları fişten çıkartmayı ve şebekeden kopartmayı denemekten çekinmeyin. Ama bunun yalnızca değerli avlanma zamanınızdan harcadığını unutmayın. En önemlisi, eğlenmeye çalışın. Karanlık yola yeni başlıyorsunuz ve burada yeterince uzun süre kalabilirseniz size verebileceği çok şey var. Hayatınız da dahil olmak üzere. İyi avlanmalar. Uyuşuk bir şekilde Hunt Club adlı yeni bir sekmeye geçtim. Ve Wisconsin'ın dört bir yanına dağılmış 30 kişiden oluşan bir liste gördüm. Bir isme tıklayınca önüme, kişinin şu andaki dokunulmaz olup olmadığı durumu dahil olmak üzere, kişinin fotoğrafı, ev adresi, telefon numarası, e-maili ve oyun istatistikleri açıldı. Benim de bu listede olduğumu gördüm. Bir haftalık dokunulmazlığım neredeyse bitiyor ve ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Ama sonra ne olursa olsun, yapabiliyorken sizi uyarmak istedim. Bu uygulamayı aramayın. Geleneksel yollarla bulunup bulunamayacağını bile bilmiyorum ama denemeyin. Yönlendirme e-postalarını kabul etmeyin veya başkalarının telefonunuza erişmesine izin vermeyin. Bunun hakkında konuşan insanları bulamadığınız için bunun zaten yeterince yayılmış olmadığını sanmayın. Umarım bu gönderiyi paylaştığımda yeterince insana ulaşır, bilmiyorum. Son olarak, bunların hepsini görmezden gelirseniz, gerçekten de var olup olmadığını kendi gözlerinizle görmeniz gerekiyorsa ya da bunun oyundan başka bir şey olmadığını düşünüyorsanız en azından bana bir iyilik yapın. Olur mu? Onlara size oyuna benim davet ettiğimi söyleyin. Korkunçlu arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu hikayenin çevirisi için Kutay Dolupınar'a teşekkür ediyorum. Ne güzel hikayeydi ama ya. Uzun zamandır böyle beni heyecanlandıran bir hikaye okumamıştım. Gerçekten çok güzeldi. Bayıldım hikayeye. Telefon oyunu hikayesine benziyor biraz ama olay biraz daha güzel bence burada. Daha kısa ama daha güzel. Siz de çevirilerde bana Kutay gibi yardımcı olmak isterseniz Discord üzerinden Kutay Dolupınar ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar, bu hikayeleri yapmak için gerçekten çok mesai harcıyorum.
Hikayeleri bir gün önceden dinlemek ve bana destek olmak için katıl tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere ve her zamanki gibi tatlı uykular.